duyarlarımızlara amel etmeyi nasip eder inşallah. Amin inşallah. Merhamet, acıma, esirgeme, koruma, sevgi gösterme, yardım etme gibi manalara gelir. Merhametin kaynağı Yüce Allah'tır. Bu niteliğini ifade eden Rahman ve Rahim adlarıdır. Kur'an'da Allah ve Rab adlarından sonra en çok zikredilen isimleri Yüce Allah'ın Rahman ve Rahim adlarıdır. Rabbimizin ne kadar çok merhametli olduğu buradan anlayabiliriz kardeşlerim. Yani Kur'an-ı Kerim'de en çok Allah ve Rab isminden sonra Rahman ve Rahim isimleri zikredilmektedir. Allah bizleri merhametiyle besleyip büyütür. Ödüllendirir, nimetler bağışlar. Suçlarımızı affeder. Peygamber aracılığı ile bizlere doğru yolu gösterir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i göndermesi, Kur'an-ı Kerim'i indirmesi de Allah'ın merhametinin bir sonucudur. Yani Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'i bizlere göndermiş, biz bunu rehber edinip doğru yolu bulalım diye ve o da yetmemiş, Peygamber Efendimiz de bu bize göndermiş ki Kur'an-ı Kerim'i açıklasın, ümmetine Kur'an-ı Kerim'i açıklayaraktan bizlere öğretmiştir. Eksiklerimizi, orada bilmediklerimizi, anlayamadıklarımızı Peygamber Efendimiz'in sünnetlerinden anlarız kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın merhametinin büyüklüğünü ve bizdeki merhametin kaynağı olduğunu dile getirdiği bir hadisinde şöyle buyurmuştur. Allah merhametini 100 parçaya ayırmıştır. 99 parçasını kendi yanında tuttu, sadece bir parçasını yeryüzüne indirdi. İşte bu bir parça bizlerdeki merhametin kaynağı kardeşlerim. Burada düşünün Rabbimizin ne kadar merhametli olduğunu, bizlerdeki bir annenin çocuğuna merhamet etmesi, bir evladın annesi babasına merhametle bakması, biz kendimizi merhametli olarak görüyoruz. Az merhametli, çok merhametli. Yani bizim Yüce Allah'ın merhametinin yanında bizim merhametimiz 99'da bir kardeşlerim. Bu kadar merhametli bir Rabbimiz var. Ne kadar merhametli olduğunu anlayalım kardeşlerim. Allah-u Teala'nın Esma-ül Hüsna'daki Rahman, Rahim, Rauf isimleri gibi isimlerin anlamı merhamet eden, acıyan, şefkat gösteren demektir. Rahman, dünyadaki her mahlukata acıyan, Rahim ise ahirette sadece kullarına acıyan demektir kardeşler. Yani Rahman ismi dünyadaki her mahlukata acıyan, Rahim ise ahirette sadece müminlere acıyan demektir. Rabbim bizleri Rahim ismine mazhar olabilen kullarından eylesin. Amin. Günah işleyen biri abdest alır, namaz kılar ve ellerini açar istiğfar dilerse Allah-u Teala onun o günahını affeder. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruluyor ki Bismillahirrahmanirrahim, bir gün bir günah işler ve kendisine zulmeder. Sonra pişman olup Allah-u Teala'yı çok merhametli, af ve mağfiret edici bulur. İşte kardeşlerim, burada yine Rabbimizin ne kadar merhametli olduğunu, bizim bir günahımızda, günah işlediğimiz zaman, ona yalvardığımız zaman bizi affedeceğini buyurmaktadır kardeşlerim.
Hadis-i şerifte buyuruluyor ki merhamet etmeyene merhamet edilmez. Evet kardeşlerim, merhamet etmeyene Allah-u Teala da merhamet etmez, acımayana da acımaz. Evet kardeşler, bizler büyük bir felaket yaşadık çok yakın bir zamanda. Burada kendi merhametimizi hiç sorguladık mı? Veyahut da daha değişik şeyler duyduk, o insanların merhametini gördük. Bizler kardeşler, herkes, hepimiz Rabbim gücümüzün yettiğince zenginlerimizden de Allah razı olsun, merhametli zenginlerimizden her türlü desteğe yaptılar. Gücü yeten maddi olarak yaptı. Gücü yetmeyen elinde ne imkan varsa fiziğiyle çalıştı, gücüyle çalıştı. Ve hiçbir şeye gücü yetmeyip de Fetih sureleri okuyan kardeşlerimiz oldu. Herkesin görevi farklı farklıydı. Hepimiz, yüreğimiz oradaydı. O kardeşlerimizin yerinde biz de olabilirdik. Ve gereken buydu. Bir de madalyonun ters yüzü var kardeşlerim. Merhamet dedik ya. Bir 25 liralık bir çorbayı 70 liraya satmaya çalışan kişiler oldu. O Debrenzede kardeşlere. Bu insanda da merhamet var. Bir şarj aletini 250 liraya, 300 liraya satmaya kalktılar. Ve yine ev kiralarında olduğu gibi kendisi köyündeki evine taşınıp Toki'deki evini 9000 liraya kiralamaya çalışanlar oldu. İşte biz Müslümanlar, biz sıcacık evimizde otururken içtiğimiz çorba şuramıza durdu mu? Ona bakarken gözyaşı dökebildik mi? Kendimizi sorgulayabildik mi kardeşler? Bizler eğer o kardeşlerimizin acısını paylaşamamışsak, maddi manevi bir kenara koydum, vicdani olaraktan onların o duygularını paylaşamamışsak, inanın bizde merhamet diye bir şey yok kardeşlerim. Rabbim bizlere merhametini kaybeden kullarından eylemesin kardeşlerim. Amin. Alçak gönüllü olan, nefsini zelil gören, helalinden kazandığı malı hayra sarf eden, yoksul ve çaresizlere merhamet duyanlara müjdeler olsun. Allah bizleri bu müjdelere kavuşabilen kullarından eylesin. Amin. Yerdekilere acırsanız göktekiler de sizlere acır. Ana babanın yüzüne merhametle bakana hac ve umre sevabı yazılır. Güçsüzlere, hastalara, yaşlılara ve küçüklere merhamet edin ve acıyın. Müminler merhamette bir vücut gibidir. Vücudun bir yeri rahatsız olunca bütün vücut rahatsız olduğu gibi Müslümanlar da birbirlerine acımalıdır. Dertlerini paylaşmalıdır. Şu üç kimseye acıyın diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Cahiller arasında kalmış alime, varlıklı iken yoksul düşen zengine ve çevresinde hatırı sayılırken itibarını kaybeden zata. Yoksul ve çaresizlere acıyanlara müjdeler olsun. Din kardeşinin yüzüne şefkatle bakan affa uğrar. Büyüğünü saymayan, küçüğüne acımayan bizden değildir diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz bir gün oğlu İbrahim ölünce sessiz sessiz ağlar. Ve sorduklarında şefkatimden ağlıyorum. Allah-u Teala merhametli olana acır buyurmuşlardır.
Bir kimse yine bir gün Hazreti Hasan, Peygamber Efendimiz Hazreti Hasan ve Hüseyin'i, torunlarını öpüyordu. Benim 10 tane çocuğum var, onların hiçbirisini öpmem dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de merhametli olmayan merhamet göremez buyurmuştur. Yine bir gün bir bedevi, ya Resulullah, siz çocukları sevip öpüyorsunuz, biz hiç öpmeyiz dediği zaman, ona hitaben şefkat ve acıma duygusu olmayana ben ne diyeyim buyurmuştur. Yine bir gün bir zat görev emrini almak üzere Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın huzuruna gelir. Hazreti Ömer çocuğunu öptüğünü görünce, ben çocuklarımı hiç öpmem der. Hazreti Ömer, senin küçüklere şefkatin yok, millete nasıl acırsın buyurarak görev emrini imzalamaz. Hemen hemen birçok Efendimizin hadislerinden, davranışlarından, Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın halifeden gördüğümüz üzere, günümüzde de yine hocamız, Muhlis hocamız her zaman söyler, çocuklarınızı öpün. Hatta ve hatta ses çıkartaraktan bu şekilde öpeceksiniz diye Muhlis hocamız bizlere her zaman söyler kardeşlerim. Bu rehabilite merkezinde olan çocukların hemen hemen birçoğunun ortak derdi, beni babam hiç öpmedi ki diyorlarmış. Hocamız bize sürekli söylüyor. Yine burada da Peygamber Efendimizin birçok hadisinde, yine halifelerimizin verdiği örneklerde çocuklarımızı merhametle öpmek, şefkatle öpmek gerekiyor kardeşlerim. Sadece insanlara değil, bütün canlılara merhamet etmek gerekir. Hayvanlara eziyet eden kimsenin kılmış olduğu namazları 6. kat semadaki melekler tarafından yukarıya geçirilmesi. Ve cehennemlik olur buyurmuştur Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yine hayvanlarla ilgili bir hükümler vardır. İnsanlara zararı dokunan haşerelerin bazılarını bu öldürmek caiz olanlar var. Kertenkelenin bir zehirli türü var, keler isminde. Bunu bir vuruşta öldürene 100 sevap vardır. İkinci vuruşta öldürene daha az sevap vardır. Üçüncü vuruşta öldürene daha az sevap vardır. Burada şu anlaşılmasın kardeşlerim, yani hayvanları öldüreceğiz anlaşılmasın. Burada o hayvana yine hani insana zararlı olan bir hayvan olduğu için öldürmenin caiz olduğu hayvan var. Onu da bir vuruşta öldürmek hani acı çekmesin diye bir vuruşta öldürüncesi 100 sevap vardır deniliyor. Yani ikinci vuruşa, üçüncü vuruşa bıraktığın zaman bu hayvan eziyet çekeceği için o yüzden kardeşlerim. Hocam yılan içinde geçiriyor. İşte bu insanlara zarar verebilecekse, hani ondan eminsek, yoksa ormanda yine bir hayvanın kimseye de zararı yoktur. Birisinin evine gelmiştir, zehirli bir ırk olduğunu biliyorsundur. İnsanlara zararı dokunan bir hayvanı öldürmekte hüküm var. Fakat asla bu hayvanları suda boğmak, ateşle yakmak kesinlikle yasaktır, caiz değildir kardeşlerim. Şu üç haslete sahip olmadıkça kişinin imanı kemale ermez. Kendisi muhtaç olduğu halde infak eden. Yani burada da aklımıza şu geliyor kardeşlerim. Hazreti Ali Efendimiz'i aklımıza getirelim. Üç gündür evine ekmek götürememişken birisi çıkıyor, elindeki bütün parayı ona verebiliyor. İnsaflı olmak ve herkese selam vermek. İşte burada imanı kemale ermez diyor. Bizler selam veriyor muyuz? Her önümüze gelene, her gördüğümüze selam verebiliyor muyuz? Yoksa sadece tanıdıklarımıza mı veriyoruz? Sahip oldu. Ben de çoğun kez sahip oldum. Selam veriyorum, almıyorlar.
bir ara geçiyor, selam veriyor, o sahip almıyor. Bakalım çok takılmayacaksın sen buraya. Tamam, ne yapıyorum hocam, ne yapıyorum? Almıyor ya, ben onun yerine aleyküm selam. En güzeli ha, verdiğin selamı kendin alacaksın. Tabii. Onun verip vermediğine, mesela Gökhan hocama ben selam verdim, almadı tabii diye, Kamil hocama da vermeyeceğim anlamına gelmiyor. Biz yine selam vermeye gayret göstereceğiz. Çünkü imanımızın kemale erdiğini gösteriyor. Tabii. Rabbim bu hasretler kendisinde olabilen kullarından eylesin kardeşler. Müminlerin birbirine öfkelenmemesi, birbirine iyilik ve ihsanda bulunmaları, affedici ve merhametli olmaları emredilmektedir.